Bunlar dengeyi sağlıyordu. Bu denge bozulmuştur bu 8 yıllık ilk öğretimde. Evet. İlki olarak bütün köylere okul götürülmesi çok güzel bir şey. Yani ona ben itiraz etmiyorum. Ama burada şu endişe var. Yeniden İmam Hatip yolu açılır ve daha erken bir yaşta açılır. Bir de canım millet çocuğunu mesleki, İmam Hatip'e göndermek istiyor canım. Bir gerekçe de şu, bu yeni öneride mesleki eğitim kurumlarına insan gitmiyor. Ancak bugün 14 yaşından sonra gidiyor. Şimdi bu 4 yıl öne çekilmiş oluyor. Çok erken yaşta da çocuklar işte çırak olarak girecekler iş yerlerine. Böyle bir sonuçta ortaya çıkıyor. O bakımdan sanıyorum. Millet çocuğunu İmam Hatip'e göndersin iyi, canım. Ne var bunda? Onu söyleyenler var. Gitsin ama daha sonra gitsin. Yani bu yaşta değil. Bir defa temel bilgileri alması lazım. 8 yıllık ilk öğretim amacı. Ben bu yaşta gitmesini istiyorum. 8 yıllık vatandaş ilk öğretim niye amacı. Niye engel oluyorsunuz Sayın Hikmet Sami Türk? 8 yıllık ilk öğretimin amacı pozitif bilimleri öğrenmesi, temel bilgileri öğrenmesi. Ondan sonra isterse İmam Hatip Lisesi'ne gider, isterse başka bir meslek lisesine gider, isterse genel liseye gider, isterse teknik liseye gider. Siz hepsi doğru mümkün olduğunu düşünüyorsunuz. Evet, doğru olan budur. Çünkü hele şimdi eskiden 5 yıl sakıncalı görülürken şimdi 4 yıla çekiliyor. Daha da sakıncalı bir durum ortaya çıkacak. İşte 10 yaşında çocuklar gidecek ve bir de hazırlanan kanun tasarısında yanlışlar da var. Öyle mi? Nedir? Hemen onları sıralar mısınız? Şimdi işte tasarıyı ölç alıyorlar dediniz. Yani, siz. Bir defa şunu söyleyeyim. Efendim, bu, demediniz de ölç alıyorlar diye. Ölç almak anlamına gelebilir dediniz. Evet. Şimdi, benim yaşım 60 demiş. Gelmiş geçmiş hükümetlerden en çok yalan konuşan hükümet bu hükümet. Pınarbaş'tan Bulanık Konya demiş. İstanbul'da oturan bir Ankaralıyım. Lütfen o güzelim Ankara manzaralarını daha çok gösterin demiş. Hikmet Sami Türk, size bir eleştirisi var efendim. 28 Şubat sürecinde Cumhuriyet Savcısının eşinin başı nasıl kapalı olur demişti. Hem de Adalet Bakanı iken. Şimdi sen ona nasıl akil doğru adam diyorsun demiş bana. Doğru. Bana da kızmış. Ne diyeceğiz? Doğru olmaması gerekir. Tabii. Hala aynı düşünce değil mi? Öyle mi? Tabii. Elbette. Neden? Elbette. Ya, Cumhuriyet Savcısı adında Cumhuriyet olan tek kişi. Ben doğrudan doğruya bir Cumhuriyet Savcısı ile ilgili bir şey söylediğimi hatırlamıyorum ama ben sanıyorum Cumhuriyet Savcıları devletin, Cumhuriyet'in temsilcileri elbette aile yaşamlarıyla da Cumhuriyet'in ilkeleriyle uyumlu olmaları gerekir. Evet. Yani başörtüsü yasak değil. Böyle bir şey bir yasak düşüncesi yok. Ama bunu siyasette bir istismar aracı olarak kullanmışlardır. Bizim karşı çıkmamız o. O zaman öyleydi, öyle tabii, mi? Tabii. Yani bu var. Bugün de maalesef yani başörtüsü siyasette dinin istismar aracı olmuştur. Onun simgesi haline gelmiştir. Böyle bir simge haline gelen ve Anayasa Mahkemesi'nce de laikliğe aykırı bir simge olarak nitelenen başörtüsünü taşımakta sanıyorum kamu görevlilerinin dikkatli olmaları gerekir ve eşlerinin de tabii Cumhuriyet'in temel niteliklerine aykırı mı canım hanımların başının örtülü olması diyorlar. Hayır değil ama bu kamu görevlileri bakımından söz konusu, öğrenciler bakımından söz konusu. Ben size Anayasa Mahkemesi kararlarını söylüyorum. Örneğin avukatlar bakımından söz konusu. Ama herkes dilediği gibi Anadolu'da hepimizin annesi, ablası, kardeşi başını rahatça örtebilmiştir. Böyle bir sorun yok. Böyle bir dava da yok. Ama kamu görevlileri bakımından onlar devletin memuru, laik cumhuriyetin memuru, laik cumhuriyetin kamu görevlisi veya laik cumhuriyetin öğrencisi. Başörtüsü bir dini semboldür diyorsunuz öyle mi? Öyle ben demiyorum bunu. Anayasa Mahkemesi kabul ediyor ve bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşındı. Biliyorsunuz bu 28 Şubat sürecinde biz dindar Refah gençlik Partisi, istiyoruz. Dolayısıyla dindar devlet olduk artık. Refah Partisi kapatılmıştır. Kapatma gerekçelerinden biri de temel gerekçelerden biri de bu başörtüsünde simge haline gelen din istismarı. Kapatma nedenlerinden biri budur. Çünkü bu şekilde bu anayasaya aykırı biçimde bir odak noktası oluşturdu. Din istismarına
ait bir odak noktası oluşturuldu ve bu kapatma kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kapatma kararını haklı buldu. Ondan sonra hiçbir kapatma kararı götürülmedi. Sebebi bu. Evet. Ama orada bir de şu vardı. Dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın yaptığı bir konuşma var. Yani bu laik düzen yerine onların savunduğu düzen gelecek. Kanlı mı olacak, kansız mı olacak? Bunu göreceksiniz demişti. Bu söylendi. Yani kanlı olmasını dahi göze almışlardı. Yani böyle bir tehlike önlemişti. Ne yani şimdi siz 28 Şubat'ta savunuyor musunuz? Elbette 28 Şubat'ta tavsiye edilen nedir? 28 Şubat bildirisini getirdim ben. Evet. Bölücülük konusu var. Bölücülüğe karşı önlem alınması, alınan önlemlerin güçlendirilmesi söyleniyor. Buna karşı olabilir miyiz? Sayın Başbakan bir çeşit kara leke olarak nitelendiriyor. Örneğin buna karşı mı Sayın Başbakan? Ya da Kıbrıs sorununda dengeli bir çözüme ulaşılması tavsiye ediliyor. Buna karşı mı Sayın Başbakan? Laiklik konusu var. İşte onların duyarlı olduğu nokta laiklik vurgulanıyor. Ve 28 Şubat tabii, bildirisi tabii bir yaşam biçimi olduğu, Türkiye için bir yaşam biçimi olduğu bildiriliyor. Evet. Ve bunun uygulaması olarak tavsiye edilen tedbirler var. İşte bunlar 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmesi, Kur'an kurslarının denetlenmesi, tevhid-i terisat yani öğretim birliği kanunu uygulanması, tarikatların kapatılması. Biliyorsunuz o süreçte o dönemin başbakanı Erbakan tarikat şeyhleriyle başbakanlık konusunda yemek yiyordu. Başbakanlık kapılarında işte o tarikat şeyhlerinin resimleri günlük gazete haberleri arasındaydı. İrtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medyanın kontrol altına alınması, kıyafet kanununa riayet edilmesi, kurban derilerin derneklere verilmemesi ve Atatürk aleyhindeki eylemlerin cezalandırılması. Bu gibi tedbirler, 18 tedbir. Evet. Bu esas bildiriye ek olarak önerilen. Şimdi bunlardan hangisi rahatsızlık yaratıyor? Yani burada sanıyorum ki İktidar Partisi'nin şikayeti laiklik üzerinde yoğunlaşan tedbirler. Hocam demokrasi ve dışı yol ve yöntemlerle iktidardan uzaklaştırıldı o zamanın. Şimdi ona gelelim. Evet. Şimdi 28 Şubat'ta bir postmodern darbe nitelemesi yapılmıştır. Evet. Ama o 28 Şubat bir devletin anayasal organının toplantısıydı. Ve dönemin başbakanı da Necmettin Erbakan. Evet. Ama o süreçte, o sıralarda kapatma davası da açılmıştı Refah Partisi hakkında. İktidarda olan Refah Yol Hükümeti, Erbakan Başbakan, Tansu Çiller Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı. Bu hükümet görev başında, onların zamanında bu olay oluyor. Tamam. Ve o zaman düşmüyor. Necmettin Erbakan Haziran, o sanıyorum 18 Haziran 1997 günü istifa ediyor. İstifa gerekçesi şu: daha önce onlar Doğru Yol Partisi ile aralarında dönüşümlü başbakanlık modeli üzerinde anlaşmışlar. Ama ilk anlaşma 2 yıl Erbakan, 2 yıl Tansu Çiller başbakanlık yapacak. Evet. Fakat ülkedeki bu işte irtica olayları ve Milli Güvenlik Kurulu kararı irtica ile mücadele edilmesi yolundaki tavsiye, biraz önce özetlediğim biçimde, bunlar Erbakan'ın birinci yıl sonunda istifasını gündeme getiriyor. Erbakan kendisi çekiliyor, istifa ediyor ve istifa mektubunda da aralarında Doğru Yol Partisi ile vardıkları mutabakat gereğince Tansu Çiller'in başbakan olarak görevlendirilmesi gerektiğinde telkin ediyor istifa mektubunda. Tamam. Bu var. Yani kendisi çekiliyor diyorsunuz. Siz. Evet. Öyle mi? Karşı çekiliyor. Görüş olarak. Tabii kendisi çekiliyor. Yani kimse onu çekilmeye zorlamadı. İşte ben getirdim de istifa mektubu burada. Evet. Ya öyle denmiyor bakın, ama deniyor 18 ki Haziran 1997. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde bir çete, Avukat Şeref Malkoç dün misafirimizdi. Profesör Necmettin Erbakan. Evet. İşte istifa mektubu burada. Yani silahlı kuvvetler hakkında da bu çeşit bir ifade kullanması doğru değil. Tenzih ederim. Bu doğru değil. Yani burada Milli Güvenlik Kurulu yüksek düzeyde hükümetin
ve Genelkurmay Başkanı ve Silahlı Kuvvetler komutanlarının bir araya geldiği bir kuruldur. Bir anayasal kurumdur. Orada alınan bir tavsiye kararı var. Ve o tavsiye kararını yerine getirilmesi söz konusu. Böyle bir kurul veya onun temsil ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çete olarak nitelendirilmesi asla doğru değildir. Tenzih ederim. Ya ama reklamlardan sonra konuşacağız efendim. Sayın Hikmet Sami Türk burada 28 Şubat'la ilgili bugün genel kanı olan ve bugün herkesin bağırıp çağırdığı fikirlerin dışında fikirler söylüyor ve 28 Şubat süreciyle ilgili yaşananların bir nevi savunusunu yapıyor. Reklamlardan sonra evinizdeyiz. Sevgili dostlar, Erkan Tan'la Başkent'ten devam ediyor. Stüdyomuzdayız Ankara'da. Şimdi göreceksiniz, kar yağışı hafif hafif olmakla beraber devam ediyor ama ılık da bir hava var. Süratle de yağan kar eriyor. Stüdyomuzda Profesör Doktor Hikmet Sami Türk bulunuyor. O bir akil adam, doğruya doğru, eğriye eğri demesiyle tanıyorum onu. Bu yüzden de bu sıfatı ona ben yakıştırıyorum, kabul buyurursa. Ama bana kızanlar var. Erkan Tan, çağırmışsın Hikmet Sami Türk'ü, darbeci adamı, 28 Şubat sürecini savunuyor be kardeşim. Ne diyorsunuz efendim? 28 Şubat bir darbe değil. Milli Güvenlik Kurulu bir anayasal kuruluş. Evet. Ve onun aldığı kararların altında dönemin başbakanı Necmettin Erbakan'ın da imzası var. Öyle mi? Dönemin oy birliğiyle alınmış. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in de imzası var. Kararlar oy birliğiyle alınmıştır. Dolayısıyla eğer bir darbe söz konusuysa, o darbeyi, darbenin mağduru olduğu iddia edilen kişiler de beraber imzalamış. Yani onun sorumluluğunu birlikte taşıyorlar. Eğer böyle 28 bir şey Şubat darbe değil. İse Necmettin Erbakan da darbeci. Eğer öyleyse tabii. Yani çünkü alınan kararların altında onun da imzası var. Evet. Ama o daha sonra söylediği gibi kerhem mi imzaladı, başka türlü mü imzaladı, onu bilemeyiz. Oraya çok gelen ağır insan, konuştunuz sabah yani, sabah efendim. Oraya 28 gelen insan, Şubat darbe ise merhum Erbakan da darbeci, Erbakan da darbeci. Çünkü o kararların altında onun da imzası var. Yani oraya gelen insan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, herhangi bir kimse değil. Evet. Yani neyi imzaladığını bilir. Orada ülkenin başbakanı olarak görev yapıyor. Ve kurulda bir anayasal organ. 28 Şubat darbeyse tabii, eğer Erbakan'la darbeci ya, diyorsunuz. Darbeciler arasında sabah, o da yer alıyor. Nereden geldiniz sayın hocam? Hayır, rica ederim. Yani ben darbeciysem madem diyorsunuz, öyle bana darbeci diyorlarsa siz hayır, kendiniz böyle diyebilirsiniz. Biz o zaman Demokratik Sol Parti olarak biz muhalefetteydik. Biz sürecin yani tamamen süreci dışındayız. Süreci savunuyorsunuz ya. Süreci şu bakımdan, ben bir anayasal organın aldığı karar söz konusu ve orada alınan kararlar, işte laikliğin korunması ve o dönemde maalesef irticanın ayak sesleri duyuluyordu. Başbakanın kapısına kadar geldi. Yani bunlar, eğer o dönemin gazetelerini açarsanız görürsünüz bunları. Buna karşı bir hassasiyet var ve o günde Milli Güvenlik Kurulu'na irticai faaliyetler konusunda bir sunum yapılıyor. O sunum üzerine bu kararlar alınıyor. Değer 28 Şubat darbe ise Erbakan da darbeci. Hepsi birlikte yani, çünkü dönemin başbakanı, anayasa gereğince başbakan yardımcıları ve kanunun gösterdiği diğer bakanlar, bu arada Dışişleri Bakanı, evet, bunlar kurulun organları, bu üyeleri bu kararları beraber aldılar. Kararlar oy birliğiyle alındı. Zaten Milli Güvenlik imzaları var, öyle mi? Tabii Milli Güvenlik kararları konsensüsle alınır. Yani ben de daha sonraki yıllarda Adalet Bakanı olarak, Milli Savunma Bakanı olarak Milli Güvenlik Kurulu üyeliği yaptım. Evet. Orada böyle diğer herhangi bir karar alınışında olduğu gibi kabul edenleri, etmeyenleri diye oylama yapılmaz. Kararlar konsensüsle alınır. Usul odur. Orada da konsensüs. Canım, memleketi korkuttunuz. Yalandan haberlerle irtica geliyor diye milleti inandırdınız. Bunu da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içindeki bir suç teşekkül örgütü yaptı. Neyse, suç işlemek üzere teşekkül eden. Şimdi tam tanım bu yani. Tabii sizin Türkçesi yaptığınız ettiğiniz derken bunu bana karşı diyorlar, söylemiş bir söz olarak düşünmüyorum. Evet. Biz çünkü muhalefetteydik o dönemde. Tamam. Ama o dönemdeki olaylar böyle gelişti. Ve düşün, işte acmendilerdi, işte başbakanlığı kapısında tarikat şeyhleri, başbakanın tarikat şeyhleriyle birlikte başbakanlık konutunda yemek yemesi, bunlar yani görünen olaylar
ve bir tarikat yapılanması, devlet kadrolarında bir tarikat kadrolaşması, bunlar gözle görünür şeylerdi. Bugün de aynı şikayetler var maalesef. Bugün de böyle bir kadrolaşma var. Sivil toplum örgütlerini korkuttu o Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki teşekkür. Sivil toplum örgütleri istifa ettirdiler. İstifa baskısı yaptılar. Bu suç mu? Sivil toplum örgütleri bu gidişatın doğru yol olmadığını gösterdi, ifade etti. Türk İş, DİSK, TESK, TİSK ve TOB. Bunlar Türkiye'nin hem işçi hem işveren kuruluşları, en yüksek kuruluşlar. O nedenle son derece anlamlıdır. Ve bunlar hükümetin çekilmesini öneriyorlar. Bugün de yine sivil toplum örgütlerinden bir takım sesler var. Örneğin TÜSİAD'dan gelen sesler var. Ama Sayın Başbakan tahammülsüzlük gösteriyor. Demokratik rejimlerde bu eleştirilere açık olmak gerekir. Ve hele şimdi bu işte 8 yıllık öğretimin belki canım, anlamını kaybedecek bir uygulamaya geçilmesi söz konusu. İşte 4+4 diye ikiye bölünmesi ve suç mu? Sivil toplum örgütlerinin görüş beyan etmesi. Hükümete çekil demekleri suç mu? Çünkü demiş Afyon'dan Necati bu mesajları niye okumuyorsun? Niye bu darbe savunucusu adamı televizyona çıkarttın? Canımızı sıkıyorsun demiş. Biz demokrasiysek bunları tahammülle, hoşgörüyle ve o düşüncelerden yararlanmak üzere dinlemeliyiz. O nedenle bu son derece suç değil yanlış olabilir. O zaman da suç muydu? Olabilir mi? Hayır, hiçbir zaman suç değildi. Kimse bundan dolayı bir işlem yapılmadı. Vaktiyle bu bildiri çıkaran sivil toplum örgütleri hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Canım, genelkurmay kaynaklı, asker kaynaklı yalan haberler, irtica hortluyor menşeli içerikli yalan haberler yapmışlar diyorlar. Diyelim ki bazıları ama biraz önce örnek verdim. İşte o dönem başbakan rahmetli Erbakan'ın tarikat şeyhleriyle birlikte yemek yemesi. Yani bunu da tutup muhalefet örgütlemedi. Getirip başbakanın karşısına oturup buyurun akşam yemeğine beraber yiyin. Masrafı sizden demedi. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani o dönemin iktidarının anlayışı, tutumu maalesef işte tarikat yapılanmasına elverişliydi. Tabii. Evet. Ve bugün de maalesef bu canım antidemokratik yol ve yöntemlerle darbe zihniyetiyle iktidardan uzaklaştırdınız işte diyorlar. Dün Şeref Balkoç vardı. Biraz bakabildiniz mi yayına efendim? Şimdi bir ara dinledim ama şimdi biraz önce konuşmamızın birinci bölümünde söz etmiştim. Yani Sayın Erbakan kendisi istifa etmiştir. Ve bu istifasında Doğru Yol Partisi'yle Doğru Yol Partisi'ne mutabakatları belirtiliyor. 18 Haziran 1997. Bu rahmetli Türkiye Sanal'ın Türkiye Hükümetleri kitabında yer alıyor ama resmi gazetede bulabilirsiniz yani. İşte istifa mektubu öyle mi? Evet tabii. Kendi istifa etti diyorsunuz. Tabii. Adamı korkuttunuz. Allah rahmet eylesin ya. Necmettin Erbakan'ı. Necmettin Erbakan herhalde hakkında korkutuldu denebilecek bir insan değil yani. Ben Türkiye'nin başbakanlığını yapmış olan bir insan hakkında. Şu tarafta çocuklar, şu tarafta istifa mektubu şu işte. Sayfanın tepesindeki. Yani kendisi istifa etti diyorsunuz. Orada belirtiyor. Aramızdaki anlaşma gereğince. Şimdi sıra Doğru Yol Partisi'nde. Ben çekiliyorum. Anlaşma gereği. Başbakanlık görevini Doğru Yol Partisi Genel Başkanı'na veriniz telkiniyle birlikte yazılmış olan bir mektup. Mektup ama o günün koşullarında Cumhurbaşkanı Demirel Tansu Çiller'i görevlendirmesi gerekirken görevlendirmedi. Tabii, çünkü yani onu da partisini korkutup böldüler. Şimdi para teklif ettiler milletvekillerine. Doğru Yol Partisi'nde bir parçalanma başladı. Ve o süreçte Doğru Yol Partisi'nden ayrılanlar Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdular. Evet. Bunlar daha sonraki hükümetin ortağı oldular. Şimdi o milletvekillerini bir takım böyle haberler görüyorum. Evet. Öyle bir takım rakamlar telaffuz ediliyor ki yani bunlar ya hesap bilmiyorlar ya dayak yememişler. Yani öyle astronomik rakamlar milletvekillerine verilmiş ve bu şekilde Doğru Yol Partisi'ne ayrılmışlar. Evet. Yani canım, Milli Savunma Bakanlığı'nı pardon yanlış söyledim. Özür dilerim. Affedersiniz. Genelkurmay'a çağırıp istifa edeceksin o partiden deyip korkutmuşlar milletvekillerini. Şimdi şu var yani o dönemde işte Genelkurmay'ın yaptığı bir Batı çalışma grubu var. Bir takım briefingler yapıldığı anlaşılıyor. Bunlar inkar edilmiyor. İşte bunlara giden var, gitmeyen de var. Örneğin dönemin İçişleri Bakanı Akşener valileri göndermemiştir. Ama gidenler olmuştur. Böyle bir bilinçlendirme süreci var.
briefingler. Peki sıkı bir soru soruyorum. Adalet Bakanlığı yaptınız. Evet. Akil adam diyoruz size. Hakim ve savcıların genel kurmaya çağrılması ve onların da gitmeleri doğru muydu efendim? Doğru olmayabilir. Yani. Doğru olmayabilir dediniz. Öyle. Evet. Yani o şekilde olmaması gerekirdi. Peki ama, efendim. Ama yapılmış bu. Yapılmış. Ama gitmeyenler de var yani, kimseyi zorlamadılar. İşte valiler daha çok, yani hakim ve savcılar da bağımsızdır. Hiç gitmeyebilirlerdi. Evet. Ama valiler gitmedi işte. Valiler de gitmedi işte. Yani dönemin işte. İçişleri Bakanı Meral Akşener göndermedi valileri. Canım, bunların modası geçti. Bunlar İttihat ve Terakki zihniyetli adamlar. Bunlar demokrasiyi savunacak değil. Ya bu sizin zihniyetinizi bütün dünya lanetliyor. Nasıl savunursunuz 28 Şubat sürecini, demiş bir seyircimiz. 28 Şubat süreci söylediğim gibi Yusuf Türk. Bir anayasal organ. Onun aldığı tavsiye kararları var. Evet. Ve orada işte irtica ile mücadele edilmesi, laikliğin korunması, işte 8 yıllık kesinsiz öğretime başlanması, tevhid-i tedrisat kanun uygulanması, Kur'an kursları. Bunlar tavsiye ediyor. Kur'an kurslarının denetim altına alınması. Bunların hangisi kötü? Hangisi kötü? Yani anlaşılıyor ki din sömürüsünü kullananlar, işte bu çeşit böyle denetim altında olmayan Kur'an kursları, bir takım tarikat yapılanmaları, onlarda dayanak buluyorlar. İşte onlara karşı bir mücadele açıldığı için 28 Şubat sürecini kötülüyorlar. 28 Şubat kararlarını kötülüyorlar. Ve dün Sayın Şeref Malkoç, Has Parti Genel Başkan Yardımcısı, 28 Şubat ile ilgili savcılığa şikayet dilekçesi, suç duyurusu dilekçesi vermişti. Bugün bu sürecin doğru olduğunu savunan Sayın Hikmet Sami Türk'le beraberiz. O dönemde, şimdi ben Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarını söylüyorum. Evet. Anayasal organ kendi yetki sınırları içerisinde olan kararlar almıştır. Onların suç teşkil etme söz konusu değil. Tamam. Fakat o dönemde olan başka olaylar da var. Örneğin işte Sincan'da tankların yürümesi. Bu tabii olmaması gereken bir şeydi. Bu çeşit şeyler var. Onlara ben ayırıyorum. Evet. İşte çevik ayrı. Bir Erol Özkaslak, onların konumu, durumu ve duruşu. Ayrı. O ayrı. Ben sadece Milli Güvenlik Kurulu kararlarını, onları savunuyorum. Alınan kararlar doğruydu. Evet. Ve bu bir anayasal organ. Hocam, Demirel niye Tansu Çiller'e vermedi görevi efendim? İşte o gün siyasi koşullarında anlattım. Yani Doğru Yol Partisi'nin bir parçalama sürecine girmesi maalesef ona değil de canım 28 Şubat'ı savunacak Mesut Yılmaz'a mı? Tabii, verilmesi tabii ki savunacak. Doğru. Ondan sonra iktidar oldular Hikmet Doğrudur. Sami Türk gibi diyor. Doğrudur, iktidar olduk ama ben ondan dolayı savunmuyorum. Ondan dolayı savunmuyorum ama söyleyiniz bana şimdi, laikliğin korunması gerekir. Laiklik Türkiye için yaşam biçimidir. Bu sözün neresi yanlış? Bunu savunmayayım mı? Yahut tevhid-i tedrisat kanunu uygulanmalıdır. Öğretim birliği kanunu uygulanmalıdır. Bunun neresi yanlış? 8 yıllık kesinsiz öğretime geçilmelidir. Bunun neresi yanlış? Ben bunları savunuyorum. Devam ediyoruz. Sizin yüzünüzden benim kızım okul okuyamadı. Bu mu laiklik Sami Bey, demiş bir seyircimiz. Neden okuyamadı? İşte hani bu başörtüsüyle ilgili uygulamalar yüzünden okula gidemedi. Onu anlattığını sanıyorum. Yani başörtüsü bu bizim uygulamamız değil. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararlarıyla laikliğe aykırı bir simge olarak nitelenmiş olan bir örtünme, bir giysi diyelim. Evet. Ve bu kimler için yasak? Öğrenciler için, kamu görevlileri için. Onlar için yasak. Onun dışında herkes için serbest, isteyen başını örter, isteyen açık eder. Başörtüsüyle üniversiteye gitmek istiyoruz biz, diyorlar. Şimdi o da tabii artık kalktı yani. O öyle bir yasak zaten yok. Kalmadı, şu anda kalmadı ama geçmişte bir tartışma konusuydu. Evet. Efendim Sami Bey, siz iyi bir cumhuriyetçisiniz. Cumhuriyet demek layık, özgür demek. Bir savcının hanımının başı kapalı olmaz. Peki mini etekli olursa mı cumhuriyet değerlerine uygun oluyor? Bu mu demokrasi, bu mu özgürlük? Ne diyorsunuz da buralara gidiyor hemen bu sözler. Şimdi tabii yani biz savcı eşleri için bir kıyafet biçimi öngörmüyoruz. Evet. Böyle bir şey söz konusu değil. Ama kamu görevlileri için bu devlet memurların kılık kıyafetleri hakkında bir yönetmelik vardır. Onlar ona uygun giyinmek zorundadır. Ve onların eşlerinden de buna uygun giyinmeleri beklenir. Bu doğaldır. Evet. Bu eş
Erkek de olabilir, kadın da olabilir. Canım Sayın Türk, o zamanki Acmendi ve Fadime Şahin olaylarının düzmece olduğunu bütün dünya biliyor kardeşim demiş bir seyirci. Bu sonradan ortaya atılan iddialar. Bunlar sonradan. Yani Türkiye'de böyle bir alışkanlık var şimdi. Geçmişteki bazı olayları kötülemek için işte o dönemdeki olaylar düzmeceydi. Evet. Fadime Şahin öyle bulundu. Öbürü Ali neydi? Onunla beraber olduğu söylenen kişi. Onlar Ali bulundu. Kalkancı. Ali Kalkancı, evet. Ama rahmetli Başbakan Erbakan'la Başbakanlık konutunda tarikat şeyhleri birlikte yemek yediler. Tarikat şeyhlerinin Başbakanlık kapısında resimleri var. Bunlar da mı düzmece? Yani onları da mı getirdiler, koydular oraya? Yani lütfen, yani o olayları küçümsemeyelim. Peki, ve, evet. Ve niçin böyle bir şey yapılsın? Niçin böyle bir şey yapılsın? İktidardan uzaklaştırmak için bunları. Hayır, yani Necmettin Erbakan Türkiye'de daha önce de başbakan yardımcısı olmuştur. Örneğin Bülent Ecevit'le birlikte Kıbrıs Barış Harekatı sırasında başbakan yardımcısıydı. Ülkeye hizmetler olan insandır. Ama bu Refah Yol hükümeti döneminde de başbakandı. Başbakanlık da yapmış olan bir insandır. Ama o gün uygulamaları, yaptıkları işte devlette kadrolaşma ve dış görünüşte de ortaya çıkan gerici görünümler sanıyorum işte bu Milli Güvenlik Kurulu'nun bildirisinin temel nedenleri arasında yer alıyor. Yani o aslında Milli Güvenlik Kurulu, altında Erbakan'ın da imzası var. Ama temelde orada duyulan, o dönemde duyulan uygulamalardan DYP duyulan vekillerine hem para verildi var. Hem de yassı ada sizi bekliyor diye tehdit edildi kardeşim demiş Celal Vakit. Ne diyorsunuz? Benim elimde bu konuda herhangi bir bilgi yok. Yok. Onlar da hayatta birçoğu o zaman DYP'de evet, yani, olanlar. Siz birçoğunu tanıyorsunuz. Şahsen söyleyen olmadı mı size efendim? Biz böyle bir şey duymadık. Yani o dönemde biz böyle bir şey duymadık. Doğrusu ve o milletvekillerini de tenzih ederim. Milletvekillerinin satılık insanlar olmadığını düşünüyorum. Hangi partiden, hangi düşünceden olursa olsun. Evet. Aynı biçimde silahlı kuvvetler mensuplarında böyle silahlı çete olmadıklarını söylemek durumundayım. Hem silahlı kuvvetlerimizi hem de o dönemdeki milletvekillerini haklarındaki bu iddialardan tenzih ederim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Bu herhalde kesintisi eğitim işi biraz daha uzayacak. O zaman bir daha sizi misafir evet, etmek isteriz. Evet, ama sanıyorum bunda ısrar etmek lazım. Bunda devam etmek lazım. Evet. Yalnız bir şey daha söyleyeyim. 12 yılla çıkarılması düşünülüyor şimdi. İlki olarak doğru. Fakat eğer bu yapılacaksa bir tavsiyem olsun. Sadece kanunla olmaz. Başbakanlar Kurulu belirler ne zaman başlayacağını diyor. Eğer bu yapılacaksa anayasaya da bunu koymak gerekir. Çünkü ilk öğretim zorunluluğu anayasal dayanağa sahiptir. Evet. Orta öğretimi de zorunlu yaptığınız zaman bunu da anayasada belirtmeniz gerekir. Evet. Aksi takdirde uygulamanın anayasaya aykırı olduğu öne sürülebilir. Bu bir uyarı. Evet. Bu bir uyarı ve tavsiye. Çok teşekkür ederim Erkan Tan'la Başkent'te.